Selamlar millet, hepiniz hoş geldiniz. Ben Volkan. Bugünkü videomuzda mid lane'de malzar yapıyoruz abi. Önceki malzar videosunda bayağı bir şampiyon hoşunuza gitmiş. Tekrardan oynamamı istemişsiniz. Malzarı çektik abi. Bu video özel sizlerden 1000 like bekliyorum ve bu videoyu beğenip yoruma nickini yazan ve kanala abone olan 2 kişiye 400 RP vereceğim. RP çekilişine katılmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Onun da dışında benim RP ile işim olmaz derseniz de bir like'ı çok görmeyin. Like'ı yapıştırın abi, etkileşim sayısını arttıralım. Karşımızda Katerina var. Girdiğim ürünleri ekranda görüyorsunuz. Biliyorsunuz ki early game'de mazlarla yapmamız gereken şey birazcık safe oynamak. Gerekirse farm kaybedebiliriz, sorun değil, ama safe oynuyoruz, karşımızdakine kill vermiyoruz. Ve 6 level'dan sonra direkt lane'de yargı dağıtıp sağ sola yaptığımız yardımlarla da maçı taşıyoruz. Hemen EW lane'de farm yapmaya devam. Katarina'yı falan 6 level'da bayağı bir döveceğiz diye düşünüyorum. Eğri girdik burada. Eğri ile de sürekli düz vuruş takaslarımızı arttıracağız. Onun yanı sıra Mion Churan'dan gelen etki sayesinde de lane'i erken aşamada daha rahat kontrol edebileceğiz. Erken oyunda birazcık zordur mesela farm yapması. Mion Churan'la daha rahat edeceğiz abi. Hemen Gaga'lara bir totem bıraktım. Rakip takımda Lee Sin var. Lee Sin bize sıkıntı olabilir. Early game'in en güçlü jungle'larından bir tanesi biliyorsunuz. Hemen düz vuruş takaslarına girmeyi unutmayalım. Fırsat buldukça. Normalde böyle agresif oynanmaz da fırsat bulduk, yapalım. Bu sefer iksir ile başladım. Bir önceki Malzar videomuzda Doran yüzüğüyle başlamıştık. Yani iksiri de tercih edebilirsiniz yakıncı matchuplarda. Bu şekilde geldikçe rakibimi de dürtebiliyorum çünkü. Karşımızda Doran kalkanlı bir Katarina var abi, inanılmaz. Yani Doran kalkanı dahi başlamazsın bu arada. Bu demek oluyor ki Doran kalkanlı başladığı için early game'de çok agresif oynamayacak gibi düşünebiliriz. Dememle birlikte adam direkt agresif yaptı, inanılmaz. Ama burada karlı çıkan taraf birazcık biz olduk. Bunun sebebi de iksirimiz var. Mion uçuranımız da geldi. Hem de lane bize pushluyor. Şu an katıl üyelerimden Ahmet'le girdim bu arada oyuna. Katıl butonuna tıklayarak avantajlara erişebilirsiniz sizler de kesinlikle. Katerina burada bayağı bir agresif yaptı gene. Kuleden de hasar yedi. Birazcık manam bitti. İksire basalım, mana yenilensin. Tekrardan kule altına bir agresif bir şeyler denerse burada kill alabiliriz diye düşünüyorum. Minyon uçuranla burada her ne kadar manam olmasa da hemen araba minyonunu burada katlettim. Ve rakibim base'de ise eğer şu an bu minyonları kaybedecek. Benim burada her ne kadar manam olmasa da Mion uçuran sayesinde bakın çatır çutur pushladım. Bu wave'i rakip kulenin altına soktuk. Base'imizi atabiliriz. Bakın Katarina araba wave'inin XP'ni gold'unu kaybedecek. Mükemmel oldu. İlk base'imizde mükemmel bir eşya tercihinde bulundum. Bir kuvvet kitabı, bir tane mana kristali. Bunlarla hemen kayıp çilt. Kara mühürle de iksirin etkisini artırıyorum. Şu an aldığım tüm eşyalar benim işime yarıyor. Gayet iyi. Full komboyu çektim. İksire de basalım hemen şuradan. Evet, full komboyla adamın çeyrek canı. Hemen lane'i ittirelim. Büyük ihtimalle rakip jungle'ın buraya gelmesini istiyor şu an Katarina. Aynen, Lee Sin şu an bana doğru yöneldi, geliyor. Gayet iyi. Arabayı da kestik. Burada lane'i seriden pushlattım. Selam Lee Sin. yedim de ne oldu yani canım benim. Sen de yediğin hasarda kalırsın. Okey, Lee Sin'in flaşı alındı burada. Gayet iyi. Oo, Katarina'dan agresif bir oyun. Ve kesti de yani çocuğu. Ben burada Lee Sin'i alırsam çok hoş olacak. Ki arkasından da Katarina kaçtı olay yerinden, ona yapacak bir şey yok. Ama erken oyunda bir tane kill almam beni acayip bir şekilde öne geçiriyor. Evet, Kata da belki Kayn'ı kesti ama burada benim kill almam daha worth bir şey. Çünkü gördüğünüz gibi lane'i manyak bir şekilde pushlayabiliyorum. Oy, ne diyorsun? Hadi öl artık. Double buff da geldi. Oy, çok iyiydi be bu. Çok iyiydi. Abi buraya kadar izlediysen ve hala like atmadıysan hemen ekranı kaydır. Veya ekranı küçültüp hemen like butonunu patlatıyoruz. 1000 like istiyorum bu videoyu sizlerden. 1000 like. Onun da dışında sponsorum olan Joy alışveriş sayesinde %15 indirimli olarak Riot Pin satın almak için açıklama ve yorum kısmında bulunan linkten kesinlikle alabilirsiniz. Yani hızlı ve güvenilirdir. Tavsiye ederim. Ya Malzar gerçekten mid lane'in gizli meta şampiyonlarından bir tanesi. TR'de her ne kadar fazla oynanmasa da özellikle Kore, EU West ve NA'de deli gibi oynanıyor ve oynaması gerçekten bir hayli kolay ve çok etkili bir şampiyon. Gerçekten çok etkili ya.
Lane'de sürekli rakibime pushlayıp darılıyorum, sağa sola yardımlar edebiliyorum. Autofill kalsanız bile mekanik isteyen bir şampiyon değil. Ki sadece Q'suz iki shot, yani Q'yu da tutturabilirsiniz. Katarina roam'a çıktı ama ben yerinde bir SS'le hemen takımı uyardım. Buradan tekrar Siri'den pushlamıştım. Barikatları alalım. Biliyorsunuz ki W'daki böceklerimiz de kuleye falan hasar atıyor. Bu gayet iyi bir şey bizim için. Evet, Kata tekrar lane'e geldi. Ben hemen dövüyorum. Oo, mükemmel. Bakın zaten kayıp çilti aldığımız için manamız kesinlikle lane'de bitmiyor. Şu şekilde hemen minyon dalgasını pushlattırıyoruz abi, seri seri. Oh, ondan ona, ondan ona. Sek sek sek. Çok iyi. Hemen burada full komboyu artı. Ultiyi koyuyorum. Ignite'ı da koydum. Düz vuruşlar. Birazcık ultisinden çıkalım. Şöyle bir koşu yoluna Q. Derken Eir ile birlikte işte bu be. Oo, Lee Sin geldi buraya. Hemen olay yerinden kaçalım arkadaşlar. Luden'e de 500 gold falan kaldı. Luden'i bitirirsek acayip zaten güçleneceğiz. Zaten şu an çok güçlüyüm. Önceki Malzahar videomda da demiştim, bakın biliyorsunuz zaten. Yani bu şampiyon sayesinde rakip takımda çok fazla öne geçmiş bir şampiyon varsa, üzerinde shutdown falan varsa, Malzahar'la direkt fight öncesi flash R atıyorsun o şampiyona. Rakibin shutdown'ını direkt alıp comeback atabiliyorsun abi. Bu charla takımın geriye düşse bile, yani anlık bir flash engage'inle birlikte fight'ı kazandırabilir, comeback attırabilirsin. Hemen lane'i ittim Siri'den. Tekrardan kuleye oynuyorum. Çok güzel alıyor kuleyi ya. Bakar mısın? Deli gibi hasar çıkartıyor kuleye burada. Lane'de de sürekli E atıyorum bu şekilde. Eir ile birlikte muazzam bir hasar. Bu base'imizde hemen Luden'i çekiyoruz. Luden'in patlama hasarı ile birlikte de lane'i daha hızlı pushlayabileceğiz şimdi. Zaten çok hızlı pushluyorduk. Ben bu sayede hem hasarımız katlanacak hem sürekli skill spamlayabileceğiz. %30 CDR'ımız oldu. Gayet iyi bir şey bu. Bu şampiyonla oynarken istediğimiz şeylerden bir tanesi ise skill'lerimizin sürekli dönmesi, sürekli açık olması. Ya birazcık CDR kasmanız çok faydalı olur sizler için. Acaba bir barikat daha alabileceğim mi buradan? Abi çok iyi, bir barikat daha aldım. Dakika 14'ten önce bu barikatların parasını almak bayağı bir iyi tabii. Hatta oyunun ilk kulesini şu an midden alacağım gibi. Çünkü Katarina bota falan roam'a çıktı böyle. Karşımda duramıyor. Yani roam'dan bir şeyler çıkartması lazım. Yani onun için son ekmek kapısı o. Benim buradan direkt kaçmam gerekiyor. Tabii kaçabileceğiz mi? Orası muallak. Bana vuramadılar diyebiliyorum. Eğer flash atarsa çok sıkıntı ya. Ya bu arada iksir basmasaydım kuleye ölmüştüm ve KDA'm gitmeyecekti ya. Tamamen iksir bastım, benim hatam, yanlışlık el alışkanlığı olmuş. Of. Neyse, çok bir şey kaybetmedik. Kata'dan falan flash aldık. Jhin de burada büyük ihtimalle. Yani benim kilime de Jhin almıştı. Lane'de de zaten şimdi Jhin'e tek attılar. Okey, sıkıntı yok. Kendi hatamız yani. İksire basmasaydım biliyorsunuz ki kuleye veya tarafsız minyonlara, canavarlara falan öldüğünüz zaman KDA'nıza etki etmiyor bu ölüm skoru. Ya ben bunu istemiştim. Burada olmadı. Sıkıntı yok. Devam. Yani çok güçlü durumdayım. Problem değil. Katarina eşya falan bitiremediği için bak çatır çutur kesiyorlar çocuğu. Ya gerçekten direkt yani lane kazandıran şampiyonlar arasında ilk sıralarda yer alıyor ya Malzahar. Ve bu lane kazanma konusunu da çok basit yapıyor. Yani herhangi bir mekanik falan istemiyor. Evet, ilk kuleyi alacağız diye az önce öldük. Ama şimdi aldık gene. İkinci olsun, sıkıntı yok. Tilt olmamak lazım. Devam. Ya bu şekilde kendi hatalarınızı yorumlayabilmeniz gerekiyor abi solo queue'da. Hata yaptıkça, öldükçe diyeceksin ki şu yüzden, bu yüzden. Bunları yapmazsam lig atlarım. Ben bu şekilde oynaya oynaya zaten Challenger oldum. Yapılan hatalar serimizde de, yaptığınız hataları falan bilmiyorsanız şey yapabilirsiniz, böyle göz atabilirsiniz. Yani tüm liglerde yapılan hataları çektik, gösterdik abi. Evet, Katarina Yuumi'yi almış abi, içinde geziyor. Hemen şu lane'i arkadan arkadan itiyorum. Oh, çok iyi. Bana yardım lazım burada. Çok iyi. Ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. Bir saniye, bir saniye. Ignite edim. Ya of be! Çok yakındı ya. Şu an karşıda Yuumi falan olduğu için ben direkt ikinci eşya olarak Morello tercih edeceğim. Şu Yuumi'nin can basmasını birazcık azaltalım abi. Onun dışında rakip mid lane'e bir level fark atmışız. Hatta birazdan farm yaptığımız takdirde de 2 level farka çıkacak bu. Biz bu maçı kazanacağız. Görevleri oynayarak, globali oynayarak zaten. Buraya, 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 buraya. Çok iyi. Bu sefer olmaz kardeşim. Ya Shen bu sefer gördü. Acaba az önce Shen'in ultisi var mıydı ya? Hiç dikkat etmedim.
Yalnız çok pis hareket hızı var ya. Riley'i de almam lazım benim bu maç uzarsa. Hemen bir Morello Riley'i çekelim. Adam bir de göre support alıyor demiş. Neymiş, 15 dakikada Kata'nın içine girecekmiş. Girsin bakayım. Ben ona ulti attığımda ne yapacak o Katarina? Bekle bekle, geldik. Hiç ultiyi atmayacağım. Ultiyi Kata'ya bekleteceğim. Hatta flash engage'i koyabilirim ben bu Kata'ya ya. Okey, orada zaten benim zehirden geldi kill. Gayet iyi. Okey, inhibitörü aldık. Oo, bir şeyler olacak gibi duruyor. Kankacım dikkat et. Of, hasara bak ya. Bak bak, Jhin eriyecek şimdi. E'yi saldım sadece. Güzel hasar. Ultiyi Kata'ya bekleteceğim ya. Katarina da onu bildiği için hala giremedi bak. Çok çakal ya bu çocuk. Oh, ultiyi koydum. Ya dediğim olay buydu yani. Ultiyi at da direkt keseyim seni. Kata'nın direkt bir numaralı counterlarından biriyiz zaten ultimiz sayesinde. QSS çekmesi lazım bize. Çoğunun, Yuumi'nin ve bunun da tabii ki Kata da can çekiyor biliyorsunuz ultiden falan stackle. Counter'ları olan Morello'yu aldım. Bu maçı bitirmek için koşabiliriz abi artık. Burada bir hareketlilik var. Koşup Kata'ya direkt ultimi koyacağım. Öncesinde de şuradaki killleri toplayalım. Alan etkili yeteneklerimiz hemen aldık. Gayet iyi. Şurada şöyle bir flash ERE yapalım derken. Yani zaten öldü büyük ihtimalle. Bak şimdi Silence'ı atacağım. Zonya'dan sonra da bir Silence yedi. Hediye paketini de alalım. Oy, o da bize kaldı. Gayet iyi. Az bir baronumuz var bu arada. Baronumuz var. Karşınızdaki oyunculara göre eşya setinizi şekillendirmeniz çok önemli. Ezber build kasmayın abi hiçbir zaman. Rakip takım birbirine girdi abi, harika. Çok iyi ya. Baron'u da aldık. Oh mis. Bir de buradan Drake'i alsak, dördüncü Drake. Mesela şimdi Leandre yerine Riley'i tercih ediyorum. Neden? Çünkü kıpır kıpır şampiyonları var. Yuumi hareket hızı basıyor. Katarina efsane koşuyor. Lee Sin'leri var falan. O yüzden Riley'i çekeceğim. Riley sayesinde rakibimizi burada yavaşlatacağız. Oy, dağ ruhunu aldık. Burada bir hareketlilik var. Bak ultiye bilerek basmadım da çocuk direkt flash attı. Böyle bir şey olamaz. Hop, ben de direkt R'ye basarım. Yapış oğlum bakayım yere. Nice, gayet iyi. Yani late game'e kalınca Malzahar'ın üstüne şampiyon tanımıyorum bak gerçekten. Yani QSS almadıkları sürece bize yapabilecekleri hiçbir şey yok. Hasara bak. E'yi de saldım. O zaten ölecek ki, salın onu. Yani E'ye ölecekti zaten. Lane pushlamak çok basit. Manası bitmiyor. Oy, bir saniye geliyorum. Harika. Güzel, devam edelim oraya ya. Keseriz. Leandrim olsaydı bunu çok rahat eritirdik de. Birazcık kuleyi tanklıyorum. Blitz tanklasın kuleyi. Biz niye tanklıyoruz? Tamam, bu da öldü. Ya bakın, oyunda hata bile yapsanız abi, iki kere falan öldük ama bu şampiyonla geriye düşmeniz çok da şey değil yani. Sizin için bir dezavantaj değil. Her ne kadar geriye düşseniz bile dediğim gibi ultisi çok büyük bir etken yani maç kazandırma konusunda. Umarım ölmem. Okey, arkada onu aldım. Şuna da ulti atmalık manam yok. Tamam, bir mana geldi. Manayı öyle kullanalım. Okey. Gördüğün gibi R'ye basıyorsun, adam sakat kalıyor. 10 manayla kill aldım ya, inanılmaz. Az burada Kata'ya öleceğim gibi hissediyorum. Ya yeter artık. Sal ya. Üf, üzdü. 3K paramız var. Hadi bir şeyler alalım ve bu maçı bitirelim. Tamamdır. Leandre'ye de ufaktan başladım. Riley'i iyi bitirdik. Kata geldiği gibi yapıştıracağım abi kafasına ultiyi. Hala QSS almamış bu arada. Leandre'nin minik şeyi sayesinde bile burada şeyi çok atı çok rahat eritebiliyorum. Şurada flash'e ignite yapalım bir tane. Oy abi, Yuumi çok pis hareket hızı basıyor. Her ne kadar Riley'im de olsa. Oğlum bu Blitz neymiş ya, adam bende atacak birazdan. Tüm killer Blitz'te kalıyor. AP de kasmamış yani. Çok güzel bu. Böyle bir atlarsa diye arkalara bırakalım. İçeride ölmez mi? Bak 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 bak. Eziyete ölecek birazdan. Aha. Ah be oğlum, cana bak. Derken bu maçı da rahat bir şekilde oynayıp güzel bir KDA ile bitirmiş olduk abi. Ben oynarken çok eğlendim. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Dediğim gibi ufak tefek hata yapsanız bile şampiyonumuz güçlü yani. Destek olmak için kesinlikle like atmayı unutmayın.
Yorumlara da nickinizi yazarak RPG girişine katılabilirsiniz. Sonraki videolarda oynamamı istediğiniz şampiyonları yorumlarda belirtin abi. Şimdilik benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.